Arkadaşlar merhabalar bu videomda üçgende yardımcı elemanlar konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 13. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız dar açılı ve geniş açılı üçgenlerde üçgen eşsizliği. Arkadaşlar dik açılı üçgende a kare eşittir b kare artı c olduğunu biliyoruz. Bu açı açılarla kenarlar doğru orantılı ya dar açı geniş açı olunca aradaki işaret büyüktür. Dar açılı olunca da aradaki işaret küçüktür olacaktır. Ha bir de üçgen eşitliğini de uygulayacağız. İşte A ve diğer kenarların toplamlarıyla farklar arasında olmasını da kullanacağız tabii ki. Örnek sorusu mevcut. Güzel bir şekilde çözümü de var burada. Biz birinci sorudan itibaren çözüme başlayalım. Evet gençler ne demiş? AC kaç farklı tam sayı değer alır diyor bize. X bir kere toplamlarıyla farklar arasında 1 ile 9 arasında bunu bir kere kullanacağız. Kullandık. Sonra adam bize burayı dar demiş. Dar açı mantığını kullanalım. Hocam 3 4 5 yok mu? Hayır. 90 olduğunda 4 5 ise burası 3 mi olur? Hipotenüs 3 olur mu? Olmaz. Tabi bazen e, şeyi, dik üçgen muhabbetini kullanacağız ama burada maalesef oradaki şey yok. Yani burada ne diyeceğiz? X'in karesi küçüktür 4'ün karesi artı 5'in karesinden. 16 artı 25'ten X'in karesi küçüktür 41 geldi. Düşüneceksin burada. Tam sayı çıkmıyor işte. X kök 41'den küçük olacak. 5 sağlıyor mu? Sağlıyor. 6 sağlıyor mu? Sağlıyor. 7 sağlıyor mu? Sağlamıyor. En son 6 mı sağladı? Evet 6 da küçük eşit olacak. Bakın arkadaşlar bir bunu bulduk. alttan küçük eşit bir de 1 ile 9 arasında o zaman bu her ikisini de düşünecek olursak ne ile değer arasında olacak arkadaşlar? Alttan küçük eşit 9'dan küçük eşit 6'yı alacağız tabii ki. Bir de 1 var burada. Kaç tane değer oluyor arkadaşlar burada? 1 değerini almıyor. 2, 3, 4, 5 ve 6 değerini alıyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane değer almış oluyor. Evet birinci soru balık kesir oldu. Geldik ikinci soruya. B açısı 90 dereceden büyük demiş. Geniş açıyı bu sefer burası vermiş arkadaşlar. Ee, x kaç farklı değer alır diye soruyor. x toplamları ile farklar arasında 15 ile 3 arasında bir dursun elimizde. Bir de geniş açı formülünü uygulayacağız. 9'un karesi büyüktür. x'in karesi artı 6'nın karesinden. 81'den 36 çıkınca kaç geliyor arkadaşlar? 45 mi geliyor? Evet. 45 büyüktür x kare. Yani x kare küçüktür 45. 5 sağlıyor, 6 sağlıyor, 7 sağlıyor mu? Sağlamıyor. Hani x kare küçüktür. Bu x kare küçüktür 45 demek ya. 7 sağlamıyor 6 sağlıyor x küçük eşit 6 oldu o zaman arkadaşlar yine iki tane şeyi düşünecek olursak bir bunu bir de bunu düşünecek olursak bu ikisinde aralığa sokalım bakalım bunu ne ile ne arasında oluyor arkadaşlar hem 15'ten küçük hem 6'tan küçük eşit 6'tan küçük eşit sağlar ee, alt sınırda da burada 3 yapıyor kaç farklı değer alıyormuş arkadaşlar aslında direkt büyükten küçük çıkarttığınız zaman bir tane seçit olduğunda oluyor da 3 tane de biz yine de yazalım 4 5 6 yani 3 tane cevap balı kesir. Geldik bir sonraki soruya. Hocam üçgen esili uygulayacağımız belli. Neredeki üçgende? Şuradaki üçgende arkadaşlar. Bakın şu üçgende üçgen esili uygulayacağımız belli. E uygulayalım. Ama uygulamadan önce. Arkadaşlar ekstra bir bilgi verilmiş. Böyle ekstra bir bilgi verildiğinde. O 90'ı kullanman lazım mesela burada. Genelde ne çıkıyor? Genişlik ya da darlık çıkıyor. Aa hocam burada kaç kesinlikle ama kesinlikle dardır diyebiliriz. Sebep e tamamı 90. E o zaman burası dar. E dar açı olduğunda 90 90'mış gibi düşünsen 8, 15, 17 olur. O zaman 17'den küçük mü olacak arkadaşlar bu? Evet bak. Özel kenarlar olduğu zaman özel üçgeni uygulayabiliriz. Peki alt sınır lazım bana. Alt sınır nedir? Alt sınır da farklıdır arkadaşlar. 15 eksi 8'dir. Yani 7 küçüktür x küçüktür 17 geldi. Kaç farklı değer alır? 17 eksi 7 eksi 1 tane değer alır. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 9 yapıyor. Üçüncü soru Denizli. Oldu. Geldik dördüncü soruya. Evet AC X soruluyor bize. Yine ne yapacağız arkadaşlar? Şuradaki üçgene bakacağız. Buradaki üçgende üçgen eşitliğini falan filan uygulayacağız. Ama niye X kenarla vermiş? Ekstra bilgi verildiğinde genişlik ya da darlık kullanılır arkadaşlar. Hop. İkiz kenar üçgende çizilen yükseklik tam tabanı keş parça bölüyor ya. Aa hocam bu bir dik üçgen. O zaman burası nedir? Dar. Burası ne olacak? Kesinlikle geniş. Ek ekstra bilgilerde genişlik ya da darlık çıkıyor genelde. Evet. 3 4 bak do geniş açı diyor 90'dan büyük diyor. 90 olsaydı 3 4 5 olurdu ama 90'dan büyükse 5'ten büyük olacak. Yani 5 küçüktür x. Üst sınır lazım. Üst sınır da nedir arkadaşlar? 4 artı 3'tür. Yani 5 küçüktür x küçüktür 7 yaptı. Kaç farklı tam sayı değer alabiliyor? Bir tane. O da 6 değerini alıyor. Cevabımız akçay oldu. Geldik 5'e. Hocam iki tane şey uygulayacağız burada ama A açısını ne demiş? Geniş demiş. Buradaki C açısına ne demiş? Dar demiş. Bir kere alt sınır üst sınır yapıdan yapalım. Üçgen silin son düşünürüz. Geniş ya 6, 8, 10. Ondan büyük olacak arkadaşlar. Hocam dar ya 5, 12, 13 olur. Darsa 13'ten küçük olur. Hiç üçgen esliği. Farkları zaten 2 yapıyor. Farkları 7 yapıyor. E, farkları 10. Küçüklerde en büyük bu yapıyor zaten. E, toplamları 14, 17. E, burası da 13. 13 zaten hepsinden büyüklerde de küçük olanı seçiyorduk ya. Direkt 10 ile 13 arasında G olacaktır. Kaç tane değer var arkadaşlar burada? 2 tane değer var. 5. soru C an oldu geldik 6. soruya. Hocam 8 ile 5 arasında üçgen eşitliği sadece üçgen eşitliği yeterli mi? Hayır arkadaşım. Çünkü ekstra bilgi verin genişlik ya da darlığa bakacağız. Bu açı arkadaşlar bu açı 90 artı A açısı bölü 2 değil miydi? O yüzden burası kesinlikle ama kesinlikle neymiş? Geniş. Bir kere üçgen eşitliğini uygulayalım. 3 ile 13 arasında olacak bir. Bir de geniş açıyı uygulayalım. Geniş açıda x'in karesi eşittir. 5'in karesi artı 8'in karesi değil mi? x'in karesi eşittir. 25 artı 64. 25 ile 64 toplasan 79 mu yapıyor? 89 mu yapıyor? 89 yapıyor. Tabi bu geniş olduğu için büyük olduğu için büyüktür olacak arkadaşlar. E, 5 sağlamıyor. 6 sağlamıyor. 7 sağlamıyor. 8, 64, 9, 81, 9 sağlıyor. 9 ve 9'dan büyük değerler için sağlanıyor arkadaşlar bu. O zaman her ikisini sağlayan bir bunu bir bunu sağlayan aralık ne yapıyor arkadaşlar? Bu aralık 9'dan büyük eşit olduğu için 9 ile 13 arasında olacak arkadaşlar. Ama 9'da eşitlik de var. Kaç farklı değer alabiliyormuş? 9, 10, 11 ve 12. 4 tane değer alabiliyormuş. Bir dakika. Yanlış mı yaptık? 9 değerini ay 9 değerini sağlamıyormuş arkadaşlar bu. Baksanız ya. 9 81 yapıyor. 81 büyük 89 değil ki. Burası 10 yapıyor arkadaşlar. Burası 10 yapıyor. O zaman burası ne olacak? Ondan büyük olacak. 10, 11, 12 değerini sağlayacak. Yani 3 tane değer sağlıyor. Cevap böylelikle E dremit yaptı arkadaşlar. 6. soru E oldu. Geldik 7'ye. Evet bu sefer 90 ile 120 derece arasında demiş. Arkadaşlar bu alfa 90 olsaydı bak bak bak. Burası 90 olsaydı 3 3 3 kök 2 olurdu. Hocam orası 120 olsaydı ne olurdu? 120 olsaydı da 3 3 ise burası da 30 30 120'den 3 kök 3 olurdu. E, açılarla kenarlar doğru orantılı olduğundan bu x kenarda ne olmak zorunda o zaman? 3 kök ile 3 kök 3 arasında olmak zorunda. Karesini al. 18 küçüktür x kare küçüktür 27. 5, 4 sağlamıyor. 5 sağlıyor. Kaç farklı değer alıyor? Sadece 5 değerini alıyor. Yani bir tane değer sağlamış oluyor arkadaşlar. 7. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 7'ye. Dik kenar uzunlukları 5 ve 12 olan arkadaşım burası 5, 12, 13 üçgeninden burasının 13 olduğunu söyleyebiliriz. Yazalım hemen 5, 12, 13. 5, 12 ve 13 olduğunu yazalım. Peki bu şekilde konulmuş arkadaşlar. Son durumda C ile D köşeler arasındaki mesafenin 13 birimden fazla olduğu bilindiğine göre. Neresi? C ile D. Arkadaşlar C ile D 13 birimden fazlaymış. Bak burası o zaman geniş olur arkadaşlar. Niye? 90 olsaydı 5 12 13 olurdu. 13'ten büyük diyorsa o zaman burası 13'ten büyük olması için buranın geniş olması lazım. E burası genişse e burası 90 burası 90 ya. O zaman burası da kesinlikle şu ikisinin toplamı 90 olacağını 180 olacağından bu genişse burası da ne olmak zorunda? Çünkü tamamı 360 yapacak. 180'i burada bu ikisinin toplamı 180 yapacak. Genişle neyi toplarsak 180 yapar? Darı. Burası da dar. E darsa 5 12 burası da 13'ten küçük mü olacak arkadaşlar? Evet. Yani x değeri 13'ten küçük olacak arkadaşlar. Alt sınır lazım. Alt sınır da 12 5 değil midir? Yani 7 küçüktür x küçüktür 13 yapar. E, kaç farklı değer vardır arkadaşlar? 8, 9, 10 ve 11 değeri ve 12 değerini alır mı? Alır. Yani 2, 4, 5 tane değer alıyor arkadaşlar. Cevabımız böylelikle ne çıktı? Denizli çıktı bu soruda da. Evet böylelikle 8. soruyu Denizli bulduk ve kazanma odaklı soruları bitirmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda kağıt katlama ve kesme pratiğin olan testi çözümünü yapacağız. Bu testle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.